Küba halkı ekonominin düzeleceği umuduyla mutlu. Yeni arabalar kullanacağız. Her şey değişecek. Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya göre Washington'la Havana arasındaki ilişkilerin düzelmesi ülkede komünizmin sona ereceği anlamına gelmiyor. Biz Amerika'dan siyasi sistemini değiştirmesini beklemiyoruz. Amerika'dan bizim sistemimize saygı göstermesini istiyoruz. Bu tür açıklamalar Başkan Obama'yı eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Mark Rubio gibi siyasetçilerin en büyük korkularını doğruluyor. İlişkileri düzeltmek siyasi reformları garanti etmediği gibi reform da getirmeyebilir. Küba hükümeti ekonomiyi çok sıkı kontrol altında tutuyor. Hedefleri Vietnam ve Çin modelinde olduğu gibi ekonomiyi büyütürken siyasi özgürlükleri kısıtlamak, dahası bu özgürlükleri engellemek. Başkan Obama tatil öncesi de Küba ile ilgili kararını savundu. Küba'da bir gecede değişiklik olmasını beklemiyorum. Ancak 50 yıldır aynı uygulamayı tekrarlıyoruz ve hiçbir ilerleme kaydetmedik. Farklı bir yol izlersek belki farklı bir sonuç alırız. Bu arada son iş şirketi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la alay eden yeni filmini gösterime sokmada kararlı olduğunu savunuyor. Şirketin yöneticisi Michael Linton, CNN'de Ferit Zekeriyan'ın GPS adlı programında konuştu. Kararımızdan vazgeçmiyoruz. Her Amerikalının bu filmi görmesini istiyoruz ve bunda kararlıyız. Washington Amerika'nın siber saldırılara karşı zayıflığından giderek daha çok kaygılanıyor. Federal yetkililer Sony'deki dijital saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğunu belirleyince kaygılar daha da arttı. Now our first order of business is... Siber saldırılara karşı sitelerimizi güçlendirmek, saldırıları önlemek için her şeyi yapmak zorundayız. Kuzey Kore'ye de gereken karşılığı gerektiği zaman ve gerektiği şekilde vermeye kararlıyız. Kuzey Kore ise son siber saldırısıyla ilgisi olmadığında ısrar ediyor. Başkan Obama ve kongre üyeleri Ocak'ta Washington'a döndükleri zaman siber saldırılara karşı alınacak önlemlerle, Küba ile ilişkilerin gündemin ilk sıralarına oturması ve kongrede yoğun şekilde sorgulanması bekleniyor. Hülya Polat Amerika'nın Sesi Washington